Çok kritik bir Manchester United maçı var. Belki de grubun en önemli maçı, atmosfer olarak da en ateşli maçı olacaktır. Büyük ihtimalle böyle iki takım içinde ölüm kalım maçı. Ee, akıllar biraz o maçta olabilir mi bu karşılaşma öncesinde, lig maçı öncesinde? İster istemez olacaktır Onur Yıldız. Yani bunun aksini söyleyebiliriz. Böyle bir politik doğruculuk yapabiliriz. Galatasaray <laughs> takımı maç maç bakıyor. Her maç önemli. Tabii ki düşünce bu ama ister istemez %20 de olsa, %30 da olsa, %40 da olsa her oyuncuda farklılık göstermekle birlikte böyle bir etki olacaktır. Yani sene içerisinde Galatasaray bunun şu ana kadar çok büyük sıkıntısını yaşamadı. Sadece Hatay maçında kaybedilen bir 3 puan var. Onun dışında Şampiyonlar Ligi öncesi sonrası kayıpsız gidildi ama zaman zaman oyuna yansıyan belli düşüşler olmuştu. Mesela Beşiktaş derbisinde rakip 10 kişi kalmasına rağmen Galatasaray öne geçtikten sonra hemen Frene bastı. Ya hafta içi oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı düşünülerek Bayern Münih maçını düşünülerek ister istemez bu oluyor. Bu maçta da maç başlangıcında tabii ki olmayacaktır ama maçın gidişatına göre oyuncuların kafasının köşesinde bir Manchester düşüncesi olacak çünkü sizin de söylediğiniz gibi Galatasaray adına grubun değil belki de sezonun en kritik maçlarından bir tanesi kazanılması halinde bambaşka bir noktaya getirebilir Galatasaray İlk maçta deplasmanda kazandı burada yeniden kazanıp. ...gruptan çıkma yolunda bu avantajı elde etmek istiyor Galatasaray takımı. İster istemez milli araba boyunca da oyuncular böyle bir gece kafalarını yastığa koyduklarında... ...o maçın, o Şampiyonlar Ligi'nin o büyülü müziği zaman zaman kafalarının bir köşesinde çalmıştır ama... ...tabii ki bu her oyuncuda farklılık göstermekle birlikte biraz etkileyecektir. Evet, e, yani beni şu anda bile düşündürüyor o maç... Futbolcuları nasıl düşündürmesin? Bak mesela hemen aklıma geldi şimdi nasıl bir maç olacak, ne olacak falan diye. Var mı sizin sorunuz var, Emre Kaplan? Var, benim bir sorum var. Emre selamlar. Selamlar Onur abi. Angelinho konusunu merak ediyorum ben açıkçası. Yani yönetimin ya da teknik heyetin aldığı net bir karar var mı Angelinho konusunda? Mesela Alanya maçında oynayacak mı 11'de? Ben çok merak ediyorum Angelinho konusunu. Açıkçası buradan net bir karar alınabilmiş değil. Çünkü sebebi şu. Şu an Anelinho 17 maç oldu. 20 maç olunca opsiyon devreye giriyor. Teknik heyet bunu çok fazla düşünemiyor açıkçası. Yani şimdi kritik maçlarınız var. Alanya maçı, Manchester maçı. Bu maçın taktik planını yaparken bir taraftan da ya opsiyondan bir maçı burada mı kullansak düşüncesi açıkçası teknik heyette çok fazla yok. Yönetim tarafına bunu sorduğumuzda net bir ifadeyle şunu söylüyorlar. Biz işin bu kısmına karışmıyoruz. Okan Hoca elindeki oyuncuyu oynatmakta özgür. ...bir kısıtlama getirme şansımız zaten yok. Ama biz şu kısmını çözmeye çalışıyoruz. 20 maç oynadıktan sonra Galatasaray en az zararla... ...ya da en karlı bir şekilde bu işten nasıl çıkabilir... ...bununla ilgili bir formül düşüncesi var. Yönetim bununla ilgili Tottenham, özür dilerim Leipzig tarafıyla görüşmeler yapıyor. Yani opsiyonun kaldırılması konusunda en azından zorunlu değil... ...sezon sonunda aktarılması konusunda bazı görüşmeler yapıldı ama... ...Leipzig buna çok sıcak bakmıyor... E bu da çok anlaşılabilir bir şey. Sene başında yapılmış bir anlaşma ve 2 ay, 2 ay, 3 ay sonra bundan geri dönmek istemiyorlar. Yönetim de buna bir çözüm arıyor. Henüz bir çözüm bulunabilmiş değil. Ama oynamasına engel olmayacak bu durum. Çünkü şöyle bir baktığımız zaman diğer maçların hepsini kenara bıraksak Galatasaray'ın önünde bir Manchester United maçı var. Bir Kopenhag maçı var. Şampiyonlar Ligi'nde iki maç. Bir Fenerbahçe derbisi var. Ocak ayına gidene kadar ilk aklımıza gelen 3 maç. E zaten üç maçlık bir artık farkı kaldı opsiyonun yerine gelmesi için. Ben ne teknik heyetin ne yönetimin bunu ön planda tutup Anelinho ile ilgili bir karar alacağını düşünmüyorum. Sonrası için bir çözüm düşüncesi oluşacaktır. Ben Alanya maçında da Anelinho'nun ilk 11'de başlamasını bekliyorum. Şimdi bir güzel soru daha geldi Emre'yi. Bayağıdır bulamamıştık. Bulmuşken biraz sıkıştıracağız kusura bakma. Altay Bayındır'la ilgili haberler çıktı. iki gündür. Eee Galatasaray'da Muslera'nın sözleşmesi uzayacak mı? Böyle bir tasarrufu var mı Galatasaray yönetiminin? Olursa e, tamam devam ama olmazsa Altay'la ilgili bir düşüncesi var mı Galatasaray'ın? Yani Altay konusu tabii biraz Manchester United maçı öncesi Altay'la yapılan röportajda Galatasaray'la ilgili soruyu Kapıyı çok kapatmadan yanıtladığı için, profesyonelce yanıtladığı için zaman zaman belli yakıştırmalar yapılıyor. Ama şu an Galatasaray'ın öyle bir gündemi yok. Galatasaray'ın kaleciyle ilgili gündemi nasıl oluşabilir? Fernando Mustera ile ilgili henüz bir görüşme yapılmadı. Mustera yeni sözleşme teklifini bekliyor. Bunu çok açık ve net bir şekilde söyleyelim. Yani Mustera hmm. önümüzdeki sezon hatta belki bir sezon daha, belki bir artı bir, bir kontrat olabilir. Galatasaray'da kalmak istiyor. Galatasaray yönetimi henüz net kararını vermiş değil ama karşınızdaki görüşme yapacağınız isim Fernando Muslera Galatasaray'ın halihazırda hazırda bir efsanesi. Futbolu bırakmasına gerek yok ya da buradan ayrılmasına gerek yok. Şu anda da bir Galatasaray efsanesi. O yüzden biraz nezaketle yaklaşılıyor bu konuya. Öyle ifade edeyim. Ama Galatasaray yönetiminin de kafasındaki şey şu. Şu anda 2,5 milyon euroluk bir yıllık ücreti var Fernando Muslera'nın. Sene sonu itibariyle 38 yaşına girecek. Bu parayı vermek istemiyor yönetim. Daha makul bir rakama 1,5 milyon eurolar diyebiliriz en azından. Çıtayı öyle belirleyebiliriz. O rakamlara Mustera ile masaya oturulabilir. Eğer Mustera ile ilgili durum netleşir ve olumsuz şekilde netleşirse ondan sonra Galatasaray yönetimi zaten bir kaleci arayışı ya da bir alternatife yönelecek. Yoksa Fernando Mustera ile yola devam edilecekse hiç böyle bir arayışa gerek kalmayacak. Zaten Günay Güvenç sezon başında transfer edildi. Yani Mustera'nın arkasında bekleyebilecek, yedek olabilecek isim olarak kadroda mevcut. Ya Altay konusu da biraz tabii şu anda bir yakıştırma seviyesinde. Onun dışında Hı. çok ciddi bir durum olmadığını söyleyelim. Peki var mı? Ozan Zeybey'in de bir sorusu var. Şimdi muhabirler hangi takım tutarsa tutsun takip ettikleri takıma hayranlık duyarlar, gönül verirler. Hı. Benim bazı tanıdıklarım var. Adam mesela Fenerbahçe taraftardır daha önce. 5 yıldır Galatasaray'ı takip ediyordur artık. Oradan e, onu bir namahrem yani böyle hiç kimseye bilgi vermek bile istemez bazı konularda. Ama Emre'ye şunu soracağım. Bana umarım politik cevap vermez. Galatasaraylıların en çok merak ettiği konulardan biri şu. Bu Zaha ile ilgili bir sıkıntı var mı yok mu? Yok sosyal medyada onu takipten çıktı. O bunu yaptı. Yok Kerem'le kavga ettiler. Yok şöyle oldu. Bu gerçekten var mı? Birinci sorum bu. İkinci ve son sorum da şu. Bugün için Galatasaray'ın en büyük handikapı veya problemi ne? Mesela bana Fenerbahçe için sorsan en büyük Fenerbahçe'nin handikapı veya problemi ne? ve Ciku'nun aynı anda şu anda takıma bir an önce gelmesi lazım. En büyük problem bu. Herkes Fred'i konuşurken ben sana bambaşka bir şey söylüyorum. Hı hı. Ciku ve Beka'nın aynı anda oynaması diyorum. Veya sen bana oyuncu anlamında da söyleyemeyebilirsin. Ya başka sıkıntılar var. Hoc'anın memnun olmadığı oyuncular var. Transferliğinden pişman duyduğu konular var. Birinci seni de rahatsız eden veya Galatasaray'ı olumsuz yönde etkileyebilecek en büyük sıkıntısı nedir? Buradan başlayayım Ozan abi, müsaaden olursa ikinci tabii sorudan tabii. başlayayım. Yani handikap olarak Galatasaray'da olumsuz olarak bence değerlendirilebilecek şey, fikir olarak da zaten birçok kişinin de bence en fikir olduğu onlardan biridir. ya Transfer dönemi, yaz transfer döneminde Galatasaray çok önemli yıldızlar kadroya kattı. Bir, biraz sonra Zaha'dan bahsederiz, onlardan bir tanesi. Tete işte birçok isim kadroya katıldı ama Galatasaray'ın geçen sezon biterken, hatta sezon bitmeden... Siz de bunu konuştunuz. Bizim stüdyolarımızda birçok değerli yorumcu büyüğümüz de bundan bahsetti. Transfer konusunda kadro yapılanması anlamında Galatasaray'ın iki tane çok net ihtiyacı vardı. Birincisi orta saha. Her şeyden önce bir orta saha transferine ihtiyaç vardı. İkincisi sol bek. Sol bekte aslında bunu çok eleştiremem. Annelinho çünkü çok büyük bir isimdi. Galatasaray adına bence çok doğru bir hamleydi yapıldığı an itibariyle. Ama istenen performansı veremedi. Ama orta saha transferi istenilen düzeyde yapılmadı. Hatta şunu da ekleyeyim. Bir handikaptan bahsedecek olursak aslında Endombele Okan Hoca'nın istediği bir oyuncu değil. Yani ismen sorulduğunda kabul ettiği bir oyuncu değil de Endombele hmm. net olarak bilgidir. Geçtiğimiz sezonda Endombele Galatasaray'ın gündemine geliyor. O dönemde Okan Hoca Endombele'yi istemiyor. Bu transfer döneminde de zaten Endombele'nin bir takım aradığı, aşikar. transfer döneminin son günü Galatasaray'a geldiği için bu süreç içerisinde de Okan Hoca'ya soruluyor. İstediği oyuncu profilinin Endombele olmadığını söylüyor. Zaten sezon içerisinde de biraz bu konuda sıkıntı yaşandı. Yani orta saha transferi olmadığı için Okan Hoca Kaan Ayhandan farklı bir profil ortaya çıkarmak durumunda kaldı. Başarılı oldu o ayrı ama burada bir handikap var. Yani orta saha konusunda hala bir belirsizlik var. Kerem geldi, Demirbay geldi. Birkaç maç oynadı sonra kayboldu. Sergio Oliveira geçen sezon şampiyonlukta önemli payı vardı. Şu andaki rolü tam olarak belli değil. Bence en önemli handikap burada Ozan abi. Zaha konusuna gelecek olursak ya yani Zaha biraz şahsına münasır bir karakter. Özellikle bu sosyal medya işte takım arkadaşıyla takipleşti, takipleşmedi hikayesini şöyle söyleyeyim. Crystal Palace'da yıllarca oynadı. Zaha oranın bir efsanesi işte Londra'da sokaklarda grafitileri olan bir oyuncu. Crystal Palace'taki takım arkadaşlarının aşağı yukarı hiçbirini takip etmiyordu Zaha. Geldiği zaman bunu biliyorduk yani. Yeni bir bilgi değil. Geldiği zamandan bildiğimiz bir şeydi. Biraz şahsına münasır bir oyuncu ama duyduğum şu ana kadar herhangi bir problem ne teknik heyetle ne takım arkadaşlarıyla açıkçası ben böyle bir şey duymadım. Performansı ile ilgili zaman zaman eleştiri yapıldı. İlk geldiğinde hazır değildi hatta bir sakatlığı vardı. Biraz erken oynadı o sakatlığını yükseltti. Ama artan da bir performansı var. Son iki maçta üç gol attı ligde. Manchester maçında da en büyük kozlardan biri olacak. Dediğim gibi ben herhangi bir teknik heyetle, oyuncuyla yaşadığı bir problem duymadım. O sosyal medya konusunda da Crystal Palace'da hatta şu anda da muhtemelen zaten takip etmiyordur. İzleyicilerimiz de açıp bakabilirler. Yıllarca birlikte oynadığı oyuncuları da çok takip etmiyor. Orada farklı bir kullanım var onu ben anlamadım açıkçası. Peki var mı başka sorumuz? Teşekkür ederim. Peki Emre çok teşekkür ediyoruz. Merak edilen her şeyi baya baya konuştuk Galatasaray'la ilgili. İyi çalışmalar diliyorum sana da kolay gelsin.